Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2018 Kedinin Yanındayız 2.0 Exclusive Paket, dolu paket. Onun incelemesini yapacağız. Biraz da dolanacağız, tol sürüşünü yapacağız. Hadi bakalım, arka kameraya geçip devam edelim. Evet, araç bu şekilde. LED şeylere sahip. Gündüz farları LED. Kendi farları da zaten xenon şekilde yanıyor. Mercek farlar var. Bizim Comfort Line vardı bundan önce, aynı 2.0. Onda yoktu bu tür şeyler. Direkt sarı far vardı. Sisler sarı bu arada. Şu an yakmadım. Genel olarak jantları aynı Comfort Line'la Exclusive'in. Bizimki 2017 modeldi. Bu 2018 model. Genel tasarım olarak çoğu şey aynı. Farlarda falan farklılık var. Şurada bir adet geri görüş kameramız var. Şurada. Bagaj bir şekilde bagaj içerisi. Aynı bizim önceki kedimizde. Kapatırken de aynı ses çıkıyor. Yine sadece burada açma yeri var. Hani genel olarak böyle bir inceliyorum ufaktan. İç ışıkları sarı. Bunda farklı olarak birkaç özellik var. Şu montumu arkaya alayım. Onları da birazdan sayacağım. Bu otomatik vites bizimkinden farklı olarak. Yine aynı 2.0 ama otomatik vites. Şuradaki trimler mat siyah kaplamalı. Piyano bilek. Mat değil. Parlak siyah kaplamalı. Piyano bilek kaplamalı. Onun haricinde fark yok motorda falan. İçeride göstereceğim birkaç şey var. Evet, şimdi şu tuş takımını şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi aynalar kapanıyor. Otomatik katlanan aynalar var, elektrikli katlanan aynalar. Ön iki cam elektrikli, arkalarda yok. Ticari aile sonuçta. Koltuk kısmı var iki tarafta da. 3 kademeli. Şimdi çok sıcak değil ama onun için açmıyorum. Klimayı da şöyle 23 derece yapalım. Onun haricinde ne var? Aynı öbür kedide de vardı herhalde. Yağmur sensörü var. Otomatik farlar var. Şöyle parklar, normal farlar ve sisler şeklinde. Başka gösterecek neyimiz var? Parklarla sisleri yakabiliriz aslında. Başka gösterecek pek bir şeyim yok. Multimedya ekranı bu şekilde. Şeyleri var, modları var. Açalım. Ben direksiyondan kısmayı seviyorum. Bu tuş düz olmasını seviyorum. Bu şekilde bence görüntü olarak çok güzel multimedyası. Şurası sensör mü? Evet. Büyük ihtimalle sensör Passat'lardaki gibi. Bakın şimdi. Elime yanaştırdım. Panel açıldı. Passat'lardaki bir sensör. Medya olarak Bluetooth falan her şey var. AUX. USB var. Şurada USB yeri var. AUX yeri var. Telefon bağlantısı. Voice, sesli chat kullanımı. Ondan sonra bu neymiş? CD şeyi. App Connect var. Ses seviyesi ayarı falan filan, bir sürü şey var. Radyo, medya, telefon. App Connect yetkili satıcınızdan başvurun diyor. Demek ki aktif değil. Resimlerde var mı bir şey? Resimlerde boş. Zaten bakılacak bir şey yok. Ben bunu kapatayım. Şu şekilde daha hoş duruyor bence. Bakalım. Böyle kapalıken daha hoş. Kafa bandına geçelim. Şuralarda ışıkları var. Açalım. Daha aydınlık olsun. ondan sonra yola geçelim. Hadi bakalım. Kafa bandına geçeyim. Yolda devam edelim. Ha, kilometreyi göstereyim. 67 bin kilometrede. 68 bin deyin hadi ona siz. Başka sayacak bir şey bulamadım araç zaten. Önceki incelediğimiz kedinin aynısı. Onu da açıklamalara koyarım. İzlemek isteyen varsa o videoyu da izler. Aynalarda ısıtma var bu arada. Şöyle ısıtmalı ayna var. Buz çözmek için. Şu nokta nokta çizgilerden ısıtıyor. Öbür tarafta var mı bilmiyorum. Yok, öbür tarafta yok görünen. Hadi kafa bandına geçelim. Evet, şu emniyet kemerimizi takalım. Kollayamam. Ayarlayayım. Şu gözlük bezini şuraya koyayım. Yola çıkalım. Yakıtlanmamız yanıyor yine. Her kedi videosundaki gibi yakıtlanması yanıyor bu kedinin de. Bu otomatik ya, rahat böyle. Bir de S var da S'de çok bir şey fark etmiyor. Bu ticari araç sonunda. Sonuçta 0-100'ü güzel bu arada. Manuele göre iyi gibi. Gidişte stabil bayağı. Umarım video açısı güzeldir. Benim frenler ötüyor sandım, başkasınınmış.
Kedinin en güzel huyu bu. Frene basacak yapınca böyle çok güzel yaylanıyor araba. Biri frene abandı. Kesici rolesi var herhalde kornasında. Frene değil, kornaya abandı direkt. Frene dedim yanlışlıkla. Taksici ne yaptığım belli değil, artık devam et. Bakalım ne kadar varmış. Ne? 40 kilometre? Araba duruyor deminden beri olduğu yerde. 70 kilometreden nasıl 40 kilometreye düştün sen? Yalan söylüyor be. Araba deminden beri olduğu yerde duruyor. 30 kilometre menzil düştü durduğu yerde. Ortalama yakıtına bakalım bir. Ortalama tüketim 28. Oo. Tüketim açık dursun. Tüketimini de görmüş oluruz bir yandan. Araba 2.0 olunca sollaması çok basit oluyor. Çok güzel hızlanıyor araba. Her zamanki gibi Üçpınar yoluna gideceğiz. O anıt taraflarına çıkacağız. Oralarda bir deneriz. Zaten kediyi denemiştik daha önceden. Normal bir pov sürüş yapacağım o videoda. Hem de otomatiğini denemiş oluruz. Farkı o. Aa, ben Tofaş'la buradan böyle geçeceğim. Araba karteli marteli olduğu yerde bırakırız. Traversi, karteli falan. %42'yi gördü demin tüketim ya. Serbest sürüş diyor belli bir hızdan sonrasına. Şey, belli bir yakıttan sonrasına. Yo, gazı bırakınca mı? Aynen, gaz bas çek yapınca öyle yapıyor. Bakalım benim kullanımın sonunda tüketim ne kadar değişiklik olacak 25'ten. Evde yolu ortalayıp gidiyorlar, esir oluyorum böyle. Bayağıdır 2.0 araba kullanmıyordum. Bayağı güzelmiş 2.0 araba ya. Bastım fişekli. Oo, havalanacağız birazdan. Çok güzel yaylanıyor. Karşıdan gelen var. Kedi sürmesi çok aşırı zevkli. Ben çok seviyorum ama yakıtı çok fazla. Power shift var bu arada pedalın sonunda. Bayağı bir devir dayıyor. 4000'e 4500'e dayıyor ibreyi. Hatta 5000'e kadar falan dayıyor bazen. Denemiş oluruz, birazdan görürüz. İnşallah yakıt yeter bu arada. Videoyu çekerken. Yolda kalmazsak iyi. Öndeki de kedi büyük ihtimalle 1.9'dur ama o kasalarda 1.9 var diye biliyorum genellikle. Çok tutulanı 1.9. Bunu bir de resimde görmüşsünüzdür. Resme hangi fotoğraf kullanırım bilmiyorum ama görmediyseniz şu an resime koyuyorum. Bir tane de mor var. Patlıcan moru mu? Öyle bir şey geçiyor. Siyaha yakın bir renk. Ondan var bizim bir dükkanda şu an. Bizim bir tanıdığımızın aracı. Satılık olan. İzin alabilirsem onunla da ayrı bir video yaparım tabii, isterseniz. Şu an buraya resmini koyarım. Biraz önceki kısma. Beğenirseniz onunla da video gelir. Aynı eksklusif paket. 2018-2019 çıkışlı onun tek farkı. Bu 2018 model. O da 2018 ama 2019 çıkışlı. Aracı fabrikadan 2019'da çıkartmışlar. Şey, fabrikadan demişim, bayiden 2019'da çıkartmışlar trafiğe.
Gayet güzel yol tutuşta ya. Biraz yatıyor sağa sola ama. Bir şey diyeyim, Bizant'a çıkartmaz bu yakıt. Çıkartır mı? Çıkartır ya. En fazla yolda kalırız. Otomatik güzelmiş ya. Manuelde uğraşıp duruyorduk vites açacağız diye. 2.0 arabada devri de çabuk buluyordu hızını. Direkt sürekli arda arda vites atıyorduk. Şöyle otomatik iyiymiş ya. Bakayım bu kaç ileri? 6 ileri. Aynen 6 ileri. Şu anda 18'e düşürdük. Ortalama yakıt düştü bizim böyle kullanmışımız ha. Yola çıkınca dur kalk yapmayınca yakıt normale dönüyor tüketim. Şuraya girer herhalde ya. Bu kadar da şey değil, yeni araba sonuçta, girsin bir zahmet böyle bu viraja da. Diyor. Ortalama tüketimi 17 litreye düşürdük. Helal. Leş gibiymiş buralarda. Bakın 33'ü gördük. ...46'yı gördüm ama demin ya ben. Şu an Sport'ta artı ayağım power shift'teydi. Onunla o kadar bağırdı. Kalkıştan ne kadar şey yapar? Bakın buralarda daha kar var. Kalkıştan ne kadar yakıt şey yapar? 49'u gördük. 49.9'u gördük anlık. Şu an halen daha 49.9. Yakıt şeyine baktı. 25 km menzile düşürdü. Yalnız bakın. Videonun başında fark etmişsinizdir. İbre kırmızının bir üstündeki tıktaydı. Şu an kırmızının yarısında. Aradaki farka bakın. Düşüşü gözle görüyoruz ya. Nasıl bir yakıt tüketimi bu? Ama çok güzel lastik sarıyor kalkarken. 2.0 motor hakkını veriyor. Beni dükkana götürür inşallah bu yakıt geri. Ticarinin şeyini zorluyoruz biraz, sınırlarını. Ellerim terledi ya. Fren kayar mı ki? Kayıyor. Bir freni deneyim dedim, tutup da şey yapıyorum diye tutuyor. 25 km menzil. Biz gittiğimizde o düşer ona. Ama viraja böyle girersin uçarız. 110'u görmüşüz. 110'la oraya girersem dümdüz böyle gideriz biz buradan. Güzel ya, çok kötü değil. Zaten önceki kedide eleştirmiştik giriş konusunu. Çok esniyor sağa sola ama kaymıyor, salmıyor sağa sola arkasını önünü. Ondan sonra takla atma şeyi olmuyor. Hani kolay kolay takla atmayan bir araba. Allah. Çamur yüzünden kaydı araba. Kaymayan dedik, yola çamur dökmüşler, araba kızakladı. Kolay kolay götünü başını dağıtmıyor araba yani. Halk tabirinde söyleyecek olursak. Aşağıda freni deneyeceğim. Şu an ortalama bir 120 ile falan şöyle biraz düşürelim. 100 ileyken falan deneyeceğim her arabadaki gibi. Şu aşağıdaki dubada basacağım. Güzel, benim her şey yere uçtu. Bakayım ne kadar olmuş. İki araba boy farkla durduk 100'le. Güzel bence, gayet güzel. Ha, siz beni geçiyorsunuz. Birazdan ben de sizi geçeceğim tekrar. Nasıl lastik sarıyor hemen. Bakın 20 km'ye düştü. Ben dükkana götürdüğümde bu bayağı bir 10'a kadar falan iner büyük ihtimalle. İnşallah yolda kalmam.
Bakın ibre iyice dayandı sıfıra. Bunlar bana virajda yol vermezler. Taş atıyorlar bir de. Üstüme çıkacak. Hah, geçtik. Sola kırıyor bir de. Madem büyük şeysin, büyük arabasın, bu yolda niye bu kadar hızlı gidiyorsun virajlarda? Madem virajları alamıyorsun. Ben 120 ile falan geçtim. Nereden baksan onlar 100 ile gidiyor o yolda şu an. Tüketime, kilometreye bakalım. Menzili açacağım bundan sonra, tüketime değil. Tüketimde anlamış olduk zaten. Menzili artık önemli olan. Aha, 15 kilometre dedi. Yo, erişim mesafesi. Heh. Ortalama tüketimi 14'e kadar düşürdük. Böyle kullanırsak düşüyor muymuş? Ama bakılırsa ibreye göre artıyor hani. Neyse. O şehir içine göreydi büyük ihtimalle. Şu an biraz daha uzun yola çıkınca düştü. Şehir içinde dur kalk, ortalama yakıt tüketimi tabii ki de artar. Ha, 15 kilometreye düştü erişim mesafesi. Neyse arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. Öbür kediyle video istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Hatta bir tane de BMW denk geldi. Bu 2012'nin 2012 kasa. Hani bu 2015 kasa değil de Fotuz değil de Fotuz'un bir altı. Kasanın adını hatırlamıyorum. Tek kapı bir tane BMW var. Onun videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.